Ramazan Kum Terle Güzel programından tekrar herkese selamlar arkadaşlar. Ramazan'ın yeni gününde Kum Tel Türkiye YouTube kanalında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün harika bir humus tarifiyle sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Çok güzel bir sıcak pastırmalı humus tarifi yapacağız. Bence meze çeşitleri arasında en lezzetli diyebileceklerimin başında geliyor. Ben şöyle seviyorum. Yoğurtlu patlıcanlı mezeleri çok seviyorum. Bir de humusu çok seviyorum. Humusla alakalı size kısa kısa detaylar vermek istiyorum arkadaşlar. Humus bildiğiniz üzere Arapça'da aslında nohut demek. Zaten esas ana maddesi de burada humusun nohut. Ben ise size bugün sıcak pastırmalı bir humus yapacağım ve bütün lezzetleri fazlasıyla bunun içinde kullanacağım. Mesela sarımsağı kullanacağım, tahinini fazlasıyla kullanacağım, zeytinyağını kullanacağım, kimyonunu özellikle kullanacağım ki humusun aslında en belirleyici özelliklerinden bir tanesi kimyondur. Bunu da dipnot olarak düşmek istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şunu söyleyeyim ben size. Benim burada bir haşlanmış nohutum var. Biraz zamandan tasarruf olsun diye biz önden nohutumuzu haşladık. Humus pürüzsüz, ipeksi bir dokuya sahip olması gereken bir ürün aslında baktığınız zaman. Ve ben üşenmeyeceğim. Bu nohutları tek tek kabuğundan böyle sıkarak ayıklayacağım. Ve bunu robottan geçirdiğim zaman pürüzsüz, ipeksi bir dokuya ulaşmış olacak. Evet, üşenmedim. Bu kadar nohutu tek başıma ayıkladım ama arkadan gülme sesleri geliyor. Ekipten biraz yardım almış olabilirim tabii ki. Ama size tavsiyem siz de böyle yapın. Yani üşenmeyin, yapın. Uğraşın. Çok da basit. Sıkıyorsunuz. Pıt pıt düşüyor hemen. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Dolmalık fıstıklarımı biraz kavurmak istiyorum. Burada gramaj vermeyeceğim size arkadaşlar. Neden gramaj vermeyeceğim? Çünkü humus biraz da el ve göz yordamıyla kıvamı tutturulan bir şeydir. İstediğiniz kıvama ve lezzete gelene kadar o ürünleri içine ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi zeytinyağı ekliyorum. Tahin olmazsa olmazıdır. Humusta hiçbir şekilde elinizi korkak alıştırmayın arkadaşlar. Kimyon. Tuz ekleyeceğim. Bu sırada da dolmalık fıstıklarınızı kontrol altında tutun arkadaşlar. Çünkü çok çabuk renk alan ve çok çabuk yanabilen bir ürün. Ara ara böyle karıştırırsanız. Ocağımı şimdi kapatabilirim. Dolmalık fıstığımı da ekliyorum. Bir miktarını ayıracağım. En son sunum sırasında humusun üzerine ekleyeceğim çünkü. Artık humusumuzu çekebiliriz. Burada limonu biraz kontrollü koymak zorundasınız. Çünkü diğer ürünleri kattığınız zaman toparlama şansınız var ama limonu toparlama şansınız çok az. Çünkü çok baskın bir asitik özelliği var limonun. Limon kısmında biraz kontrollü ilerlememiz gerekecek. Şimdi malum Ramazan, tadına çok bakamıyorum. Bu sebepten dolayı kıvamından ilerleyeceğiz. Kıvamına da nasıl bakabilirsiniz? Böyle ara ara kontrol edin dedim size mesela. Kıvamına da şöyle bakabilirsiniz. Mesela bir tabak alın. Humusu tavanın içine koyun. Hem içinde parçacık kalıp kalmadığını kontrol edin. Hem de kaşığınızı şöyle tabakta çekin. Eğer pürüzsüz bir şekilde tabağa yayılıyorsa ve bir kıvam görüyorsanız humusunuz olmuştur. Şimdi sıra geldi pastırmalarımızı hazır etmeye. Bir miktar pastırma alıyorum. Özellikle çemensiz pastırma kullanmanızı tavsiye ediyorum burada. Çünkü çemen tavaya yapışacaktır ya da humusun üstünde böyle bir renk verecektir. O yüzden çemensiz pastırma kullanmanız daha iyi olur. Şimdi pastırmaları ocağıma alıyorum. İçine de bir miktar tereyağı atacağım. Aynı zamanda humusu tekrar ısıtacağım arkadaşlar. Pastırmalar çok güzel kokmaya başladı arkadaşlar. Ve yavaş yavaş kıvamda alacaklar şimdi. Dediğim gibi biraz böyle çıtır çıtır olmasını istiyorum.
Bu yumuşak, humusun yumuşak dokusunun yanında pastırmanın ve dolmalık fıstığın ağızda böyle çıtırtı, bir çıtır doku oluşturmasını istiyorum. Bu yapmış olduğum sıcak pastırmalı humus bazı yerlerde, bazı yörelerde ara sıcak olarak da verilebiliyor. Sadece meze olarak düşünmeyin. İkram sofralarınızda ya da davetlerinizde bunu ara sıcak olarak da ikram edebilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Kabul de gören bir şeydir. Özellikle tekrar bu tavayı kullanacağım. Pastırmayı koymuş olduğum tavayı kullanacağım tereyağı kızdırmak için. Çünkü pastırmanın esansının kaybolmasını istemiyorum. Tereyağıyla iyice özdeşleşsin ve humusun üstüne öyle dökeceğim. Sunuma geçebiliriz yavaş yavaş. Girdap yapacağım. Çıtır çıtır bir şekilde. Tekrar bu tavamı ocağa aldım. Biraz daha tereyağı kızdıracağım içinde. Pastırmalı, özellikle pastırmalı tavada tereyağını kızdıracağım. Esansını kaybetmesin. Tereyağı burada kızarken ben de dolmalık fıstıklarımı şöyle tekrardan... İşte bu enfes lezzet şimdi servise hazır. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar ve afiyet olsun arkadaşlar. Kumtel Türkiye YouTube kanalını izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir Ramazan Kumtel'le Güzel programının daha sonuna geldik. Unutmadan Kumtel Türkiye YouTube hesabını ve Kumtel Türkiye Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun.